Beyler, bir ışık, bir parıltı, bir hissiyat, bir ürperti olmak durumunda. Bir kadın şipşak fotoya razı değil. Erkek ateş ise kadın da sudur. Biz kadınlar da aslında kendi aramızda cinselliği epeyce bir irdeleyen, bununla ilgili hayallerimizi, isteklerimizi, istemediklerimizi paylaşan bir grubuz. Beyler, bir tek siz mi cinselliği deneyimlemekle keyif alıyorsunuz ve bu konuda birbirinizle çok konuşuyorsunuz? Ya da bir tek her gece çıkanlar mı bunu deneyimliyor ve düşünüyor? Hayır, biz kadınlar da aslında kendi aramızda cinselliği epeyce bir irdeleyen, bununla ilgili hayallerimizi, isteklerimizi, istemediklerimizi paylaşan bir grubuz. Ve seneler boyunca bu konularda değişik alışverişlerimle bir fark ettiğim çok ilginç konular oldu. Ve bunu paylaşmak istiyorum bugün seninle. Özellikle de tantra eğitimine başladığımdan bu yana gördüğüm çok enteresan dinamikler var. Erkek mekanik bir şekilde bir kadına yanaşıyor. Bayılsa da, çok beğense de, fazla ilgisini çekmese de. Orada bir hedef ve sonuç olduğu belli. Kadın öyle değil. Kadın için bir ışık, bir parıltı, bir hissiyat, bir ürperti olmak durumunda. Bu olmadığında o kardeş gibi gördüğü bir adamla yan yana olur ve hiçbir şekilde burada bir akış olmaz. Kadın tüm duyularıyla oluş halinde karşında duran bir varlık. Ve bu bir tek, bir bakışmış, bir okşamayla harekete geçirilebilecek bir konu değil. Tantra evet, bütün kalıpları yıkmak ve bize bugüne kadar aktarılmış olan, aileden gelen, atalardan gelen bilgileri yargılayıp bırakmak yolunda çok ciddi bir kapı açsa bile, bir kadının teslimiyeti, güven ve sevgi alanı üzerine kurulu. Karşısındaki erkek onda o güveni vermediği sürece oraya akmaz. Ha, bazıları var, evet, herkes için geçerli olmasa bile, yani ben deneyimlemek istiyorum, ben cinsel olarak tatmin olmak istiyorum diyen bir kadın bir gecelik şeylere, ilişkilere girer, çıkar. O da var, yok değil. Ama biz büyük resimden baktığımız zaman bir ilişkinin oluşması için kadının da duygu konusunda, anlaşılma konusunda ve kırılganlığıyla kabul edilme ihtiyacı var bir ilişkide. Sonra geliyoruz cinsel isteklerimize. Bir kadın şipşak fotoya razı değil. Ve bunu maalesef erkeklerin görmemesi çok üzücü bir şey. Milyonlarca kadın dünyada bir orgazm yaşamadan, erkeğinin orgazm olup boşalmasından sonra havada bırakılmış kadınlar olarak yaşadılar. Ve bunu hayatları boyunca hiç denememiş kadınlar var. Halbuki erkek ateş ise kadın da sudur. Ve su yavaş yavaş ısınır. Onu erkeğin bir yere taşıması gerekir. Bunu biliyor muydun? Bunun için nasıl önce bir ısıtma ve alan oluşturma dönemi var ise, kadının ihtiyacı olduğu şekilde ilerlemesi, bu birleşimdeki optimum, en ilahi birleşmenin temelini oluşturur. Kadın eğer su ise, onu ısıtmak senin erkek olarak görevin. Ve onu bir yere getirdikten sonra zaten fiziksel olarak, duygusal ve zihinsel, çünkü bu zihin devamlı dırdır yapan bir yer, onu rahatlatıp kendini o ilahi birleşime ancak bırakabilir kadın. Ve erkeğin boşalması işin bittiği anlamında gelmemeli.
bugüne kadar hep böyleydi. Ama bir düşün bakalım. Erkek de kendini tutup kadını kendi seviyesine taşıdığında o zaman muhteşem bir birliktelik olur. Muhteşem bir birleşme ve hatta buna tantra ilahi birleşmek diyor. Bliss yani tamamen ışıkta aydınlanma. Öteki daha keyifte ya da işte pleasure diyorlar buna. Evet zevkte bu kalıyor. Zevkin bir üstü coşku. Hadi zevkle coşku arasında gidebiliriz. Ama esas ilahi ışıksal birleşime ancak birlikte gelebiliriz. Ve bu böyle işte Paulo Coelho'nun dediği gibi 11 saniye değil. Bu saatlerce de sürebilecek bir şey. Ve bu yolda ikili ilişkide beraber ilerlemekten başka bir çaremiz yok. Erkekler, kadını anlama yoluna girmek durumundasınız. Öteki türlü hep yarı kalmış ilişkilerde kalırsınız. Kadınlar siz de kardeşlerim bu konuda kendinizi ne kadar açmak, sınırlarınızı ne kadar genişletmek istediğinizi fark ettikten sonra erkeğinizi bu konuda hazırlayabilir ve el ele beraber ilerleyebilirsiniz. Bakalım neler çıkaracaksınız bu bilgiden.